Evet. Ne yapıyoruz bugün? South Park. South Park, Stick of Truth. Oynadığım en komik oyunlardan Benim de. biriyim. Harika bir oyun. Harika bir oyun. Bak PlayStation 3'te o kadar bitirdim. Tamam mı? Özledim. Bir de PlayStation 5'te oynayayım dedim. Oğlum ne kadar güzel oyun diyorum. Hala Harika. ve hala ya. Her sahnesinde ya. Ya bunun Ubisoft'tan çıkmış olması çok garip değil Evet mi ya. yani? Lan her şeyiyle taşak geçmeleri bile çok iyi yani. Mükemmel. Hafiften başlayalım mı? Başlayalım. Şimdi South Konusuna. Park'ı bilmeyen herhalde yoktur zaten. Yani. Yani. Kaç sezon oldu? 26 sezon mu oldu? 30 sezon mu oldu? Kaç zamandır devam ediyor amına koyayım? Bayağı var. Kağıt figürlerden nereden nereye geldik yani? Ömrün yetmez izlemeye. Bayağı Yani. var. Neyse South Park'ı bilmeyen yoktur, o yüzden direkt oyuna geçelim yani. Burada şey Hikayesinden Cartman başlayalım. nedir falan anlatmayalım. Zaten O kadar da değil. Cartman bu arada en sevdiğimiz karakter bizim. Kesinlikle. Bir numara mı? Harika. Neyse, Evet. Stick of Truth. Ben bunu ne zaman oynadım? Benim 5 ay falan oldu. Benim zaten daha bir hafta bile olmadı. Senin şu Yeni an çok bitirdim. taze yine. Aynen. Ama ben de neredeyse her şeyi hatırlıyorum. Tamam. Çünkü Ben unutulacak bir oyun değil. kısaca bunun taşak konusundan bahsedeyim, tamam mı? İşte South Park'a taşınan bir aileyle başlıyor mevzu. Bir tane hiç konuşmayan bir çocuk ana karakterimiz o zaten. İstediğin renk seçimini yap, işte cilt rengini falan filan seçiyorsun. İkinci oyunda bunda çok taşak geçiyorlar. İkinci oyunda zenci yaparsan hard mod Hard oluyor. mod oluyor. Ya zorluk senin cilt renginden Ve Cartman'da şey bu oyunun şeyini kombatını etkilemeyecek. Sadece bütün hayatını etkileyecek. Çok iyi. Ama kuyum ya çok iyi ya. Ay. Neyse. İşte bu şekilde başlıyor. Sonra işte annemize babamız, sözde annemize babamız bize diyor ki git arkadaş edin diyorlar ve macera bu şekilde başlıyor. İlk baş RPG oyunu RPG aslında. oyunu. İlk başta Butters'ı görüyoruz. O biriyle kavga ediyor. Onu kurtarıyoruz. Sonra Butters bizi Cartman'la tanıştırmaya karar veriyor. Cartman'la savaşmıyoruz. Cartman'la tanışıyoruz ve bir isim seçmemizi istiyor. Hangi ismi seçersen fark etmez. Cartman bize bir lakap takıyor sahnesinde. Ne diyordu ya? Bok çuvalı. Türkçesi bok çuvalı. İngilizce ne diyordu? Scumbag mi? Neydi? Scumbag gibi bir şeydi. Başka bir şeydi sanki. Shithole, öyle bir şey diyordu Olabilir. işte. Hatta şey diyor yani adını soruyor, Adını söylüyorsun. soruyor. Hayır diyorsun. Yani başka bir şey yazdın çünkü. Hayır diyorsun. Emin misin? Douchebag. Ha douchebag. Douchebag. Tamam douchebag. Emin misin? Adın douchebag mi diyor? Hayır diyorsun. Ha tamam o zaman adın douchebag deyip oyunun sonuna kadar douchebag diye sesleniyor Evet sana. evet. Çok iyi ya. Ve öyle de başlıyor. İşte Cartman işte büyücüleri şey yapıyor. Kralı. Büyücüler kralı. Şey ise Elf. elflere Sen miydi? Stan değil. Stan değil. Kay. Kyle. Kyle'da elfleri koruyor ve ikisi arasında büyük bir savaş var. Savaşı kazanan evreni kontrol eden çubuğu sahip olacak. İşte Stick of the Truth. Oyunda buradan geliyor zaten amına koyayım. Öyle başlıyoruz. Çubuk Oyun da bildiğin ağaç dolanmak. evet, oyun boyunca amacımız o çubuğu almak. Onun dışında tonla şeyler falan filan oluyor da işte anlat. O kadar uzun ki oyun. Evet, çok uzun. Çubuk bu arada bizde de çalıyorlar sonra. Çalıyorlar. Önce elfler çalıyor. Sonra şey çal e kötü bir çocuk çal adını hatırlamıyorum. Oyunun baş kötüsü oluyor o sonradan. Hatırladım biz ihanet ediyor. Evet. O çalıyor. Ondan sonra geri aldıktan sonra hükümet çalıyor amına koyayım. Clyde mıydı? Klein. Klein'di galiba. Clyde. Clyde. Ha. Clyde. Clyde. Emin değilim bak. Ben de emin değilim. Olsun çok önemli değil. Ana karakterleri adlarını hatırladığımız sürece geri kalanlar çok önemli değil. Evet. Neyse şimdi oyun. Ya bildiğin RPG oyunu. Çok uzun bir oyun. Ama o kadar eğlenceli ki aşırı kısa hissettiriyor. Akıp gidiyor Sıra yani. tabanlı savaş sistemine sahip Ona rağmen. ve bu oyun Kaan oynayabiliyorsa ki harika bir oyun Ki ben demektir sıra yani. tabanlı dövüş stiline nefret eden bir insanım. İşte. Sırf bu yüzden Final Fantasy'leri oynamayan bir adam. Evet. Bu oyunu... Yalayıp yuttum yani. Nefessiz bitirdim. Bir de bu oyuna başlıyorsun ya böyle. Gecelerin gündüzü oluyor bilmem ne yani. Bırakamıyorsun ya o kadar Ya iyi bir de ki. bak şöyle evrene çok hakim olduğun için tanıştığın her karakter sana şey geliyor. Hossiktir dedirtiyor yani. Çok iyi ya. Kanalizasyona iniyorsun, o bok parçasıyla Ya buluşuyorsun. resmen şey fanladır bir oyun böyle. Fanların İnanılmaz sevmesi ya. için yapılmış harika bir şey. Tatmin eden insanı çok zevkli. Çok
Mükemmel ya. Ya bir de bak oyunun benim en güldüğüm kısımlardan biri şu. Herhangi bir göt deliği kısmı geldiği zaman oyunun bir anda sansür yemesi. Evet, Avrupa sürümü olduğu için falan diye bir adam şöyle duruyor. Aynen resim çıkıyor. Avrupa sürümü olduğu için göremiyorsunuz falan. Göremiyorsunuz falan filan diyor. Çok iyi ya. Senin babasına şey yapıyoruz. Uzaylılar dildo sokuyor. Bize de sokuyor. Zamanında kartına da sokmuşlardı ilk sezonda. İlk dizi sezonunda sok. Kocaman çanak çıkıyor götümüzden. İlk bölümlerde. İlk bölüm bile olabilir hatta. İlk bölüm olabilir, evet. Uzaylı. Hepsi var yani. Ya genel olarak her şeye referans yapması falan filan da çok zevkli, tamam mı? Ki serinin hayranları için inanılmaz bir oyun yani. Yani şey de var, Skyrim'e gönderme yapmışlar. Elder Scrolls 5'e işte. Dragonborn bildiğin... Bağırır ya Dragonborn Skyrim'de. Hoşo falan. Bunu osurarak yapıyorlar. Osurma teknikleri öğretiyor kartımıza falan. Hoşo! Ya bak mesela yanında hani birini güzel dolaştırabiliyorsun ya. İşte Butters'ı dolaştırabiliyorsun. Onları da seçebiliyorsun. Mesela yanında body olarak kartını dolaştırmıyorsun diyelim, tamam mı? Bir yerde osurdun. Fark etmez. Arkadan bir gülme sesi. Diye böyle kartını gülme sesi yankılanıyor her yerde. Nerede osursan osur. Sonra yanına mı aldın kartını? Osurduğun zaman her yerde gülüyor. Ve ses gelmiyor. Onu bile düşünmüşler. Çok iyi ya. Çok detaylı bunlar. Ya inanılmaz detaylı ya. Ya oyunun genel olarak hani konusu sadece bu çubuğu bulmaktan ibaret. İşte sonra işte oyunun sonlarına geldiğimiz zaman da ana karakterimizin bir fabrikada üretildiğini ve ana gücünün istediği anda milyonlarca takipçi kazanabildiğini falan filan öğreniyoruz. O çok iyiydi. Bu yüzden üretilmiş falan. Ama sonra ikinci oyunda bu bambaşka bir seviyeye evriliyor. İkinci oyundan da bahsederiz. Ama önce kaldan oynaması lazım. Evet, ben Fractured But Wolf. Bu arada Plus'ta var. Oynamadım. Plus'ta var. Oynayacak kan. Ondan da bahsedeceğiz ondan sonra. O da çok iyi olacak. Çünkü bayağı iyi oyun. Yani. Ama Stick of Truth sanırım daha iyi diyorlar. Bilmiyorum. Yok. Eşitler. Bu arada ben hiçbirini böyle daha iyi daha kötü demem. İkisi de birbirinden inanılmaz iyi oyunlar. Reddit'te kıyaslama forumlarına baktım da Stick of Truth daha ağır çıkmış. Ya şöyle, iki karakter varken sıra tabanlı da ilk oyunda bunda 4'e kadar çıkıyor. O yüzden de savaşlar çok uzuyor ve bazı savaşlar gerçekten çok zor. İnanılmaz zorlar. Mesela şöyle söyleyeyim sana. Şeytana tapan bir tane şey vardı, hayvanlar vardı. Hatta ilk oyunda ormanda bulabiliyorsun bunları. Sevimli canavarlar. Ha işte onların boss fight'i var ama sana anlatamam ne kadar zor. 10 kere denemişimdir o savaşı. Vay. Yani illallah ettiriyor. Bu arada hani o cilt rengini seçip zorluk seviyesi falan filan da alakası yok. Genel olarak bazı savaşlar inanılmaz ama çok tekrar ettiriyorlar sana. Sürekli yapmak zorunda kalıyorsun, sürekli yapmak lan daha ne kadar kasılacağım diyorsun ama son seviyedesin. O düşmanlar da son seviye, taktik kurmanı gerektiriyor sana. İşte bleeding vermen lazım, kusturman lazım, osurman lazım falan filan. O kadar fazla taktik gerekiyor. Hani vur kaç, o düşmanlara yetmiyor. Öyle söyleyeyim sana. Sırf bundan dolayı şikayet ediyor olabilir. Oyunun ilk oyundan fazla zor olduğuyla alakalı. O kadar. Ama konumuz ikinci oyun değil şu anda. Birinci oyun. Ve birinci oyunda hani bak şöyle. Dizide benim en sevdiğim ikinci karakter var, tamam, ama ne yazık öldürdüler. Şef, hatırlıyor musun? Şu bütün Soul Park'taki bütün kadınlarla yatan Şef diye bir karakter vardı. 6. sezonda mı 7. sezonda mı ne, öldü. Ve bir daha da geri dönmedi. Ama Soul Park'ta kim ölürse geri döndüğü için ben geri döner diyordum. Dönmedi. Sonra bunu oyuna bağladılar, Şef'i. Nasıl öldüğünü gösterdiler bu oyunda. Evet, hatırladım. Meğersem diriltilmiş, zombi haline getirilmiş ve biz onu yakarak ve osuruğumuzla öldürüyoruz. Ne yazık ki. Ya şey böyle hani dizideki şeyi alıp genişletiyor oyun. Bu çok iyi bir şey. Evet. Yani. Ana şeyi alıp, konuyu alıp genişletiyor. Yani. Çünkü bir şekilde bağlıyor yani. Ya çoğu oyun bunu genişletmez. Aynen aynı düzeyde tutar, şey yapar. Ama bu evreni genişletiyor. Bir mini şeyler açıklayabiliyor falan. Güzel bayağı o yüzden. Kesinlikle öyle. Open world bu arada oyun. Kocaman. 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 Yerin altı. Bazı... Bu arada oyun... Gün içerisinde, yani oyunun kendi gün döngüsü içerisinde 2 gün müne sürüyor sadece. Evet. Yatıyorsun, uzaylılar kaçırıyor. Sonra bir daha yatıyorsun, cüceler geliyor. Cüce sahnesi, anlamına cüce sahnesi oyunun en komik kısımlarından biri olabilir. Yani, sesi kapatıyorsun orada, aile evinde yaşıyorsan. Aile evinde yaşıyorsan, evet. Cüce oluyorsun,
Yatak odasına duvarların içerisinden geçiyorsun. Anne babanın odasına giriyorsun ve babanın taşlaklarıyla savaşıyorsun. Altındasın. Altındasın. Ve orada trofi var demiştin. Anlatsana onu. Evet. Ben oyunu platinledim. Benim bir platinleme hastalığım var ne yazık. Oynadığım her oyunu platinlemeye çalışıyorum. Ve bu oyunda anne babanı seks yaparken izlersen bir dakika boyunca sana trofi veriyor. Amına koydum. Allah'ım yarabbim. Taşak ya. Hatta şöyle bir şey de var. Oyun içerisinde bildiğin yeni doğmuş olan bebeklerle savaşıyorsun, tamam mı? Evet. Baby fetüslerle savaşıyorsun ve onları yendikten sonra cesetlerini osurursan achievement veriyor ya. Şeyle öldürüyor, Naziler falan çıkıyor. Nazi zombi. O da Call of Duty'ye gönderme. Moğollar geliyor. Moğollar geliyor. God damn Moğollar geliyor. Ghost of Tsushima'nın kapağı. Çok iyi ama. Of ya, oyun her şeyiyle yani. Ya şaheser ya. Tam masterpiece bence bu oyun. Yani. Rahatla sokarım onu. Toplamda bu oyunu PlayStation 3 ile beraber galiba 6 kere bitirmiş oldum. Ve tekrar oynasam oynarım yani. O kadar diyeyim. Harika yani. Ya. Ubisoft'tan böyle daha günah gelir. Gelmez. Çok hele güzel. Zaten bu zamanda gelmez. O gelmez. 2000 kaç? 2013 falan. 13-14. Yani o zaman çıkmış olan en iyi oyundu. Bir daha da yani ikinci oyun geldi. Yani. O da çok mükemmeldi. Üçüncü oyun aslında şöyle. Bir tane daha geldi. Ama böyle Battle Arena gibi saçma sapan bir oyundu. Görselliği de bok gibi. Şey de var. PlayStation 1'de de bunların Go Kart oyunu vardı. Var mıydı? Onun gibi bir şeydir herhalde. Yani. Öyle bir şey. Kar savaşları diye de geçiyor galiba. Kar topuyla falan savaşıyorsun. Bok gibi oyun. Şey vardı bir dönem, hatırlıyor musun? Yani PlayStation 1-2-3 döneminde. 3 değil de çok. 1-2 döneminde. Nintendo 64 falan. Bütün oyunların, bütün dizilerin, çizgi dizilerin bir Go Kart oyunu. Hepsini. Hayır. Hepsine bir Go Kart. Shrek'in yani, bile vardı amına koyayım. Nickelodeon Go Kart, Cartoon Network Go Kart, bilmem ne. Shrek amına koyayım. Hepsi var. Toy Story. Ya bitmiyor abi. Her şeye bir Go Kart yapıyorlar. Evet. Çoğu da güzel oluyor. Sonic'in de kaç tane Go Kart evet, oyunu var. Sonic'in Go Kart'tan öte birkaç tane bilin yarış oyunu var adamın. Evet. Ya şeyin içerisinde düşün. Crash'in oyunun kendi içerisinde şey var zaten. Go Kart mekanikli o şeyleri var. Oyunları var yani. Kendisinin ha. Ama ayrı Go Kart'ı var. Bir de oyun kendi normal oyunun içerisinde Go Kart var. Mortal Kombat Armageddon'un içinde de mini mod vardı Go Kart. Onda da vardı. Ama en iyisi bu arada oyun olarak Crash Team Racing Go Kart en iyisi oydu. Hatta sana şöyle söyleyeyim. Bir ara şöyle bir mevzu döndü, tamam mı? Ama Reddit'te döndü. Bir taşak muhabbeti var, tamam mı? Bloodborne Go Kart diye. Gerçekten yaptılar. Bir hayran oturdu yaptı amına koyun kulağı. Bloodborne Go Kart. Gerçi oynanabilir Go Kart Bloodborne oyunu var ya. 2000'lerde olsaydık resmi olarak yapılırdı bu arada. Evet yapılırdı. Bloodborne Go. Ya biz nereden nereye geldik? Ya bak sadece şunu söylemek istiyorum, tamam mı? İlk bölümden beri bak. İlk bölümden beri Kenny'nin ölme muhabbeti var, tamam mı? Her öldüğünde dirilme muhabbeti var, tamam mı? Bu sır artık açığa çıkıyor. Meğersem amına koyayım. Anne babası evet, bir tane şeytani tarikata mensupmuş. Oradan dolayı ve o tarikata üyeyken hamileymiş zaten ve lanetlenmiş. Evet. Lanette her öldüğünde Kenny tekrar doğması. Ölüyor, kadın içinde bir daha çıkıyor. Bunu Stick of Truth'ta mı öğrendik biz? Hayır, Stick of Truth'ta değil. Dizide öğrendik ama bahsediliyor oyunda da. Hmm. Bundan. Ve oyunun sonunda da boss oluyor. Nasıl zombi boss'u hatta oluyor. Bitmiyor bu arada. Diriliyor. Çünkü sürekli dirilme mevzusu işin içine giriyor. Bir de kendini savuşuyor adam ölmüyor. Evet. Ve yendiğimiz zaman da diyor ya. Holy shit. He killed Kenny, you best. Abi pardon, bu iyi bir şey. Hatta galiba ikinci oyunda Kenny yok. Yanlış hatırlamıyorsam. Biraz oldu, oynayacağım bir daha. Kapağında da yoktu sanırım. Galiba Kenny yok ikinci oyunda. Öldürdüler yani. South Park'ın dizisinde Raccoon. Var pardon. Mr. Sinestro muydu? Soru işareti pezenek var ya, o Kenny. Ha. O Kenny. Tamam. Kenny normal haliyle yok ama kostümlü var. Tamam hatırladım. Şey, Kenny var. Bu arada Butters da kaptan haline dönüşüyordu. Hayali karakterine. Ha. Stick of Truth'ta gerçek Stick olarak. Dev oluyordu ama. Dev oluyor. Thor. Şey ne diyecektim? Bu South Park dizisinde Cartman Raccoon oluyordu ya Batman gibi.
o Fractured But Whole oyunu var ya ikinci. O onu işliyor zaten. Onu işliyor değil mi? Onu işliyor. Kapağında o var çünkü. Bayılırsın oğlum bir oynasan o oyunu. Bir de bak şöyle hani sen level atladıkça ve geliştikçe yan karakterler de gelişiyor ya ve özel güçleri açılıyor. Evet. Hatta bir de fatality'si açılıyor. Cartman'ın zaten fatality'si devasa bir osuruk falan evet. Böyle amına koyayım. Stan'inki kılıç darbesi bir tane. O warrior oluyordu bir warrior tane. Oluyor böyle falan. İşte neyse Kene, o orospu. İkinci oyunda Kene orospu oluyor. Evet. İkinci oyunda tamamen o kahramanlık özelliklerine sahip oluyorsun ve fatalitleri inanılmaz iyi. Son seviye fatalitleri. Çok güzel. En güzeli de Cartman'ınki. Bleeding damage'i veriyor çünkü. Raccoon ya. Pençeliyor falan filan. İnanılmaz iyi. Of. Çok iyi bölüm bu. İyi bahsettik ya. İyi oldu. Ya oyun hani böyle uzaktan şey gibi gözüküyor. Yani dandik, çocuk oyunu gibi. Dandik lisanslı oyun gibi de gözüküyor ama hiç alakası yok. Yani gerçekten masterpiece. Ubisoft'un en iyi oyunu bile olabilir ya South Park oyunları. Gerçekten yani. Yaptıkları ve inanılmaz bağlı kalmaları falan filan hiçbir şey değiştirmemeleri. Müthiş, hani hiç şeyden bile kısmamaları. İşte erotizmden olsun, etek altı muhabbetlerinden olsun. Tamamen sevgiyle yapıldıkları çok böyle. Evet. Ya Ubisoft, hiç Ubisoft hiçbir şey yok. Şeyi hatırlıyorsun değil mi? Hani oyunda olmasına ne gerek var? Ama bu South Park diyorsun tamam mı? Hı. Adamın götüne giriyorsun ya, götünde atom bombası var adamın. Ha hatırladım. Onu İbne vardı mahallenin iyisi. Onun içinde. Onun içinde götünlerin içlerine giriyorsun falan. İğrençti. Orada şeyleri temizliyorsun. Kondomlar var, dildolar var. Neler neler var. İçeride fareler geziyor. İçinde fareler geziyor. Yarasalar var falan filan. Ama South Park'ın içerisinde bunların hepsinden zaten bahsedildiği için ve adamı özel olarak hani bir savaşa çağırabiliyorsun ya fark etmez bu arada. Kocaman bir SWAT askerini bile götüne sokuyor adam. Evet hatta şey vardı. Jesus var. Jesus var. Şu Çin restoranının sahibi var. Onlar ama şeydi böyle yanına gidip konuşman gerekiyor yoksa bir hakkın var. Bir görev yapıyorsun. Evet tek bir savaşta kullanabiliyorsun ama inanılmaz büyük damage vuruyorlar. Evet. Ve savaşı direkt saniyeler içerisinde kazanıyorsun. Bir de şey vardı. Holy ho diye bağıran bok parçası vardı ya. Noel işte. O da onu da boss olarak boss fight'a çağırabiliyorsun. O da bir tane bok dalgası gönderiyor düşmanın üstüne. Abi müthiş ya. Yani ki South Park izleyen herkesin oynaması gerekiyor. Her detayıyla ya. Her detayı. Gerçi bir şey değil mi? South Park izlemeyen adam bile oynar. Evet. Bu oyun South Park izlettirir. South Park izleyen adam zaten bu oyunu oynar. Yani her türlü yani her türlü. Tatmin. Bu arada hani nasıl yakalayacağım falan filan diye düşünmenize bile gerek yok. Çünkü her bölüm birbirinden bazı. Her bölümde bir ölüyor ya. Kenny ölüyor. Bir yerde kestiler onu da. İşte bir noktadan sonra kestiler. Çünkü şöyle bir noktada Kenny doğmadı ve şeytana diyorum. Cennete diktiler, kule inşa ettiler bir bölümde. Kenny'yi kurtarmak istiyoruz falan filan diye. Sonra Jesus çok mu üzülüyordu buna? Kenny'yi gidip alıyor muydu cennetten? Öyle bir şey vardı ya. Saçma sapan. Hatırlayamıyorum. Şey çok iyiydi. Hatta şeyi hatırlıyor musun? Kenny bütün sezonlar boyunca tek istediği şey sevişmek tamam mı? Evet. Biriyle. Biriyle sevişiyor ölüyor ama. Hatırladım onu. çok iyiydi bu arada. Jesus'ın takımı Avengers gibiydi ya. Hatırladım o bölümünü hatırladım. Bak şöyle cennette full memeler var tamam mı? O da gitmek istemiyor tamam mı? Dirilmek istemiyor. Ama dirilince de çok üzülüyor. Beni niye götürdünüz ama çünkü fakir ya bir de. Çok üzülüyor o yüzden. Odasına zaten full çıplak adam posterleri falan. Full çıplak adam olsa girebiliyorsun odasına oyunda da. Ama ben harbi çok gülüyorum oraya. Jesus'ın İsa ve takımı. Bu mitoloji karakterlerin hepsi bir tak olmuş. Avengers gibi dünyayı bir tak olan. Çok iyi ya. Muhammed'i göstermiyorlar hatta. Sansürlemişler. O sansür olmuyor. Öldürürler. Harika ya. Of ya. Bence bayağı bir bahsettik. Bence artık puanlayalım ya. Yani 10. 10. 10. Bu oyun masterpiece. Mükemmel yani, bir oyun. Mükemmel. İkinci oyunu da sen oyna hemen inceliyoruz. Aynen. Orada da ya hani çok hayatını ele geçiriyor ya. O yüzden korkuyorum girmeye. Yoksa... 20 saat. Hayatını 20 saatine verirsin ya. 20 saatte bitiyor oyun oğlum. Ya. Hani sonra diyorsun. Nasıl siktir ya. Diyorsun böyle. Üzülüyorsun çünkü. Bir daha mı oynasın? Çok boş olduğum bir döneme denk getirmeye çalışıyorum o yüzden. Bir de şöyle söyleyeyim sana. İlk oyunda ana hikaye ne kadar çok ilerlersen bir an sanki bitmiyormuş gibi hissettiriyor. Bunda böyle değil. Hı.
aniden ana görevden yardırırsan oyun hemen bitiyor. Allah Allah. Ana görevi çok kısa. Yan görevler çok uzun. Ana görev çok kısa oyunun. Gerçekten çok kısa. Skyrim gibi. Ondan ana görev 3 saat. Evet. Yan görevlerle 300 saat oluyor. Bu güzel olabiliyor aslında. Kötü bir tercih değil. Yani ana hikayeyi bitirmek ya istiyorsan. Bu şey gibi bir şey hani. Bazı oyunlarda son boss'a aniden gidebiliyorsun ya. Ha. Yani. Hemen. Gibi işte. Aynen. Mesela şeyleri Zelda'da da öyle. Aniden son boss'a gidip oyunu bitirebiliyorsun. Evet. Ama yan görevler ne oldu? Yapmadım. Yani. Gibi işte. Sana bağlı. Sana bağlı. Tamam. Yerse git diyor. Yerse git. Aynen. Neyse bitirelim. 20 dakika oldu. Az da oldu bu arada. Biz bunu 2 saat konuşuruz aslında. Daha da konuşurduk da gerek yok artık. Yani. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.